Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yaralı Kalbim dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Vikram Yiğit'i yakalamak isterken kamyon çarpacak. Vikram orada ölecek. Man orman içinde Yiğit'i bulacak. Mutlu bir bölüm sizleri bekliyor. Şimdi detaylara geçiyoruz. Yiğit'in Vikram'dan kaçmasıyla başlar. Vikram Yiğit'i yakalamak için daha hızlı koşmaya başlarken Man da Vikram Yiğit'e ulaşmadan onu bulmak ister. Lucy'nin verdiği adrese gelen polisler hemen ormanın içine girerler. Geniş bir arazide ağaçların arasında Yiğit önde durmadan kaçarken Vikram da onu yakalamak için peşinden koşar. Man ise Yiğit ve Vikram'ın nerede olduğunu bilmeden ormanda ilerler. Polisler de Vikram'ı yakalamak için ormana girerler. Yiğit kaçarken üzerindeki çalı ağaca takılır. Yiğit şalını kurtarmak isterken yırtılır. Vikram'ın bağırdığını duyunca şalının parçasını alamadan hızla uzaklaşır. Vikram Yiğit'in hangi tarafa gittiğini bilmeden oraya buraya koşuşturur. Sonunda Yiğit'in şalının parçasını ağacın üzerinde görünce Yiğit'in gittiği yönü de öğrenmiş olur. Hızla Yiğit'in peşinden gider. Man yolun yarısında orman girdiği için herkesten önce ormanın sonuna gelir. Yiğit ve Vikram'ın henüz ormanın sonuna gelmediğini anlayan Man tekrar ormana dalar. Bu sırada polisler ormanda Vikram'ı görüp peşine takılırlar. Vikram bir taraftan polislerden kaçarken diğer taraftan Yiğit'in peşinden gider. Vikram polislerden kaçmak için bir ara ormandan yola çıkmak ister. Bu sırada oradan hızla geçmekte olan kamyon Vikram'ın üzerinden geçer. Vikram orada ölür. Polisler de Vikram'ın cesedini bulup merkeze Vikram'ın öldüğünü bildirir. Ormanın içerisindeki Yiğit ve Man kalmıştır. Man sesinin çıktığı kadar bağırır. Yiğit Man'ın sesini duyunca şaşırır. Zira onu villada yaralı halde bıraktığını düşündüğü için Man'ın sesinden emin olmak için duraksar. Bu sırada Man defalarca Yiğit diye çağırınca Yiğit Man'ın geldiğini anlar. Yiğit de Man'a seslenir. Ormanda ikili sonunda birbirlerini bulurlar. Yiğit uzun süre Man'ı göremediği için koşarak ona sarılır. Kısaca Vikram meselesi de orada kapanmış olur. Man eve getirilir. Doktor 10 gün boyunca dinlenmesini istemiştir. Yiğit 10 gün boyunca Man'ın ofise gitmemesine ve evde çalışmasına yasak getirir. Man ise bu duruma çok sevinir. Deep hala Londra'da kalmıştır. Zira Man'ın başına gelen olayları öğrenen Deep gelmek istese de uçuşlar iptal edilince Deep orada kalmıştır. Nandini Deep hakkında Man'a bilgi verir. Man da uçuşlar açılınca gelmesini ister. Yiğit eve gelen hemşireden Man'ın sürpriz kıskanırken Lucy de Fredo'ya sürpriz yapmak için onu yemeğe götürmek ister. Araya giren Jübne amca erkek erkeğe gidip kafa dağıtmak ister. Lucy Jübne amca ile dışarı çıkınca Fredo ile Lucy'nin arası bozulur. Ertesi gün Lucy Fredo'nun gönlünü almak için çiçek ve aşk kitabı getirir. Lakin Fredo bu hediyeleri kabul etmez. Jübne amca yüzünden eşiyle arası bozulduğu için Lucy sinirini Jübne amcadan alır. Jübne amca da Lucy'ye oyun oynamak için gidip Fredo'nun kafasını karıştırır. Lucy'nin kalbinde başka bir kız olabileceğini, onu kocası olarak test etmesini, kendisini sevip sevmeyeceğini öğrenmesi için plan yapar. Fredo ise Jübne amcanın planını uygulamaya koyar. Man 10 günün sonunda artık tamamen iyileşir. Yiğit artık ofise gitmesini ister. Man ise birkaç gün daha evde kalmak için evin salonunu ofise çevirir. Yiğit neden bunu yaptığını sorunca Man Yiğit'i daha fazla görmek için yaptığını açıklar. Yiğit ise tıpkı Man ofise gitmiş gibi gündüz Man'ın yanına hiç gitmez. Sanki Man dışarıda gibi takılınca Man'ın canı çok sıkılır. Man Yiğit ile baş başa vakit geçirmek için bir plan yapar. Daha önce balayına gitmedikleri için birlikte balayına gitmek ister. Lakin Man baştan Lucy, Jübne amca, Fredo, Nandini'yi balayının yanında git istediğini açıkça söyler. Yiğit de baş başa vakit geçirmeyi kabul eder. Man iş gezisi için seyahate gideceğini, Yiğit'in de yanına götüreceğini söyler. Gezici evden giderler. Lucy de kafa dinlemek için otele gider. Tesadüfe bakın ki Lucy, Man ve Yiğit'in gittiği otele gitmiştir. Man bir ara otelde Lucy'yi görür. Arkasından gitse de Lucy başka bir odaya girince Man başkasını Lucy zanneder. Evde bile karşısına çıktığı için hayal gördüğünü düşünür. Kafasına esip otele giden Lucy'nin hangi otele gittiğini öğrenen Jübne amca Prote'ye otelin adını verip evliliğini kurtarmasını ister. Fred de otele gidip Lucy'nin odasına giderken Jübne amca da tüm bu olanları izlemek için son kalan boş odaya yerleşir. Şansa bakın ki 109 numaralı odaya bir suçlu rezerve yaptığı için Jübne amca bunu bilmeden o odaya yerleşir. Man otele girerken valizi alt katta bırakır. Otel görevlisi valizi almadan başka bir müşteri valizleri karıştırır.
Cilt odasına valiz geldiğinde gecelik giymek ister. Lakin başkasının valizi olduğunu görünce şok olur. Cilt erkek kıyafeti giyince Man Cilt'e güler. Man otel resepsiyonuna gidip eşinin valizini karıştırdığını söyler. Görevli başka bir müşterisinin yanlışlıkla aldığını, şu an trenle gittiğini, müşterisi gideceği yere vardığında kargo ile valizi göndereceğini söyler. Man eşini kıyafeti nereden bulabileceğini sorunca resepsiyon görevlisi de Bayan Otel Marketi'nde Avrupa'yı kıyafetlerin satıldığını söyler. Man ise uzun zamandır Cilt'i Avrupa'yı kıyafetlerde görmek istediği için aklına bir plan gelir. Cilt Avrupa'yı kıyafetleri giyecek mi? Bu sorunun cevabını ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.